Alo. Alo. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Kiminle görüşüyorum? Aziz Yılmaz. Aziz Yılmaz. Evet. Evet Aziz Bey, neden arıyorsunuz? Mersin'i arıyorum abi. Evet, doğum tarihiniz? Birinci ayın biri 1970. Anne adı? Nazire. Evet. Nasıl, programınız nasıl? İzlediğiniz kadarıyla, takip ettiğiniz kadarıyla. Valla işte takip ediyorum abi. İyi, memnunum. Güzel yani. Sorular Sohbetlerde yönden olsun. gördünüz. Nasıl, kankalık nasıldı? Kanka izlediniz mi? Kankalık. Kanka izliyorum. Zaten ben meskop He. şoförüyüm. Ondan kankam çok benim meskoptan. Evet. Nasıl, kankalık nasıl yani? Kankalığı sizin ifadeniz nasıldır? Sevgili Batuhan Gökdemir de anlattı kankalığı. Eskiden Valla biliyorsunuz. kankalık şimdi işte samba olduğum arkadaşlarımla şakalaşıyoruz. Onlara kanka diyorum. Evet. Yani ben öyle görüyorum. Evet, kankalık apayrı, zaten dertleşmek anlamına geliyor. Her şeyi Tabii, işte paylaşmak öyle anlamına. samba konuştuğumuz zaman Evet. yani konuşu şakalaştı mı kanka oluyoruz. Yani birbirimize ciddi 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 sözler söyleniyor. Yani bir yanlış olmamak zaman birbirimize kankalık yapıyoruz. Yani kankamız var. Evet. Hayatta daima şunu söyleyeyim Aziz Bey. Hayatta Evet. çok yoğun bir mücadeleci kişiliğiniz var. Bu, isteklerinizin ve düşüncelerinizin sonuna kadar yerini bulması için gayret ettiğinizi, özellikle son 7 yıldır kendinizi yapılandırma dahilinde, toparlanma dahilinde gayret ettiğinizi, ama bütünüyle acı çektiğiniz, kaybettiğiniz dönemleriniz var. Stresli, sıkıntılı Evet. dönemleriniz var. Evet. Dostluklarda az önceki söylememin amacı, size bazı şeylerde ışık tutacağına inandığım ve tahmin edeceğiniz ki gibi bazı süreçleri bütünüyle yaşayacağınız süreçler vardır. Evet. Siz oldukça özverinizle ne kadar fedakarlık davransanız da hep elinizdeki maddi birikimler dahilinde kaybettiğiniz, sıkıntı yaşadığınız dönemleri yaşamışsınız. Evet. Şu an bir yanda yapılanmayı beklerken, aslında toparlanmayı beklerken, tek başınıza kaldığınız süreci de aşmak istediğinizi, çevrenize de kendi doğruluğunuzu yansıtmak için uğraştığınız dönemleriniz var. Aslında hayal kırıklığına bütünüyle uğradığınız için kime ne kadar güveneceğinizi de o kankalık bölümünde ayrılmış durumdasınız. Yalnız Evet. bundan 1, 2, 3, 2,5 yıl öncesinde ufak bir kaza mı yaşamışsınız? Hala unutamadığınız bir stresli bir döneminiz var. Evet, doğru. Evet, burada çıktığı gibi, olduğu gibi söylemek istiyorum. Ondan dolayı söylüyorum. Bunun da sizde ciddi bir şekilde iz bıraktığı için bazı süreçleri aşmak istediğinizi, ama başarmak istediğiniz noktalarda ise sonucunda sorun yaşadığınızı gösteriyor. Çünkü burada bütün ilerisi çıktığı için kilitlenmeler dediğimiz aşabileceğiniz noktalarda problemlerle yüzleştiğiniz çıkıyor. Evet. Aslında iyimserliğinizden birçok konuda kaybetmişsiniz. Yapmak istediğiniz değil, yapamadığınız veya yapmak istemediğiniz noktaları da aşmak için uğraştığınız noktalar var. Doğru mu efendim? Evet, doğru. Şu an kişilere ve olanaklara, kişiye iki tane şans verirsiniz. Birincisi, hatırlamak istediğinizi hatırlar, hatırlamak istemediğinizi uzaklaşırsınız. Mesafe Evet. koyarsınız. Evet. Şu an zamana karşı bir mücadeleniz var. Beklentilerinize karşı bir iyi niyetiniz var. Oluşturmak istediğiniz sürece oldukça önem verdiğinizi, ama yenilikler dahilinde zamanı da yerine göre değerlendirdiğiniz zaman sizden iyisi olmadığını söyleyebilirim. Yalnız kafanız çok karışık. Bu karışıklığın sebebi de son 4 5 aydır kendinizi ne yapacağınıza, nasıl yöneleceğinize ve ne yapmak istediğinizi netleştiremediğiniz gibi, bir anahtarı da nasıl alacağım, nasıl şekillendireceğim diye çok yoğun düşündüğünüzü söyleyebilirim. Evet, doğru. Eğer bunun üstüne fazlasıyla yönelirseniz, bu anahtar zaten %60'ı, %70'i tamamlanmış. Biraz daha özverinizi, biraz daha kendinizi gösterdiğiniz zaman bütünleştirerek sahiplerinizi belirtebilirim. Zaten amacınızın büyük ölçüsü, bütünüyle düşünceniz, bu noktaya adapte olabilmek, sahiplenebilmek diyebiliriz. Doğru mu Evet. efendim? Evet. Yalnız büyük ölçüde kafanızdaki karışıklıklar, bütün sıkıntıları, bütün zorlukları aşmak, değerlendirmek de olabilir. Yalnız strese girecek durumda değilsiniz. Bu da hiç iyi değil. Çünkü moraliniz bozuldu mu, kimseyle konuşmak istemeyen, kendi içinizden, kendi kendinize konuşarak doğru bir çözüm bulmaya çalışan kişisiniz. Çünkü 2012'de bu anahtara bütünüyle olsun diye gayret ettiğiniz döneminiz var. Çünkü geçtiğimiz yıllardan beri bunun için gayret edip son noktasına geldiğinize inanıyorsunuz. Evet.
Evet. Sormak istediğin ne varsa buyurun sorun Aziz Bey. Vallahi abi çok güzel anlattın. Ha. Soracak bir şey de bırakmadın. Diline senin, sağlık. Allah razı olsun. Senin kullandığın arabanın sağ ön tarafında çukur var mı? İz var mı yani? Çarpık iz. Evet. Söyle evet. Farın yan tarafında evet. Evet. Ondan sonra iç tarafa baktığım zaman döşemenin iki tanesi ya değişmek istiyor ya da delinmiş, yırtılmış diyeyim. İki tanesi. Kırık evet. Kırılık. Plastik arka tarafı, yan tarafı. Yan tarafında böyle çatlak var. Çatlak, kırık evet. Değil. Evet abi bilmiyorum. Arabanın içine mi bindin yoksa ne yaptın? O da güzel. bir de aynanda bir problem var senin. Sol dikiz aynam evet. Polisi'de bir araba konvoydayken takılmıştı evet. Camı değiştirdim kırık kenar evet. Evet sallanıyor. Uf, rüzgarı yedi mi böyle? Benim arabaya binmiş gibisin abi. Şimdi bilmedim. Arabanı da bilmiyorum. İnşallah tanışırız. O zaman dedik ne bindin bilmedin diye görürüz. İnşallah bekleriz. Çünkü ben Adana'da oturuyorum. Adana'dan buraya geliyorum. Mersin'e de geleceğim inşallah. Yarın falan uğrarım. İnşallah şimdi. Bekleriz. Meskoba da bekleriz abi. Bilmiyorum. İnşallah gelirim. Bilmiyorum orada. İnşallah çayımızı kahvemizi yemeğimizi yersin. Allah razı olsun. Yediren de içiren de çok olsun. Rızkınız bol olsun. Helal kazançlar olsun daima. Allah razı olsun. Cümlemizden. Yalnız beline dikkat etmen lazım. Sağ tarafındaki belinde hafiften ağrı, evet. Dizinin de iç tarafında diz kapağı dahilinde ayak parmağına doğru uyuşma zaman zaman yaşıyorsun. Evet o doğru doğru abi. Ara sıra yaşıyorum onu evet. Evet. Şimdi arabana bindin de sen vücuduna da binmedim herhalde. Değil mi? Doğru söylüyorsun abi. Ayrıca başını çok kaşıyorsun. Araba sürerken de elini çok yana doğru böyle yaslayarak dirsek olarak destek almaya çalışıyorsun. Evet abi vallahi. Efendim? Vallahi doğru söylüyorsun. Evet. Yalnız ağız sağlığına dikkat etmen lazım. Dişinde problem var. Geçmiş olsun. Evet abi. Herhalde ağzına da bakmadım, dişlerine de bakmadım değil mi? Vallahi. Doğru evet. Söylüyoruz abi. Vallahi yeni yaptırdık dişleri de hepsini. He, üst tarafında hafif bir baskı ve ağrı var. Evet, evet çok doğru. Geçmiş olsun. Şu anki aşamada da zaten cebinde de şu anda görüşü sabah 1-2 öğleden sonra 3-4 akşam saat 6 ile 8 arası cebinde 120 lira gibi bir para varmış efendim. Evet doğru abi. Sefere giderken 120 milyon vardı. Burada çıkan o. Evet. Kareli gömlek giymeyi seviyorsun. Evet, kareli gömleği seviyorum. Evet. Biz de şimdi mavi gömlek de ben bazen kareli giyiyorum. Kareli giyiyorsun, ince kareli. Yönetim izin vermiyor ama işte seviyorum kareliyi de. Evet. Sormak istediğin ne varsa buyur sor sevgili Aziz Bey. Abiciğim valla ne sorayım maşallah her şeyi anlattınız. Artık iş yerindeki arkadaşlara da bahsedersin, onlar da der. Biz de katılık dedi. Tabii abiciğim tabii yani onlar... Güney TV'de mi seyrediyoruz? Bilmiyorum sizin yerinizi de ona göre şey yapayım. Yalnız şu an vereceğin kararlar dahilinde o anahtara ağırlık olarak gündemde bir de satmayı düşündüğünüz, değiştirmeyi düşündüğünüz bir yer çıkıyor. Araba da olabilir. Bunun için de biraz daha ağırlık olarak, kişiliğinden ağırlık olarak koyman lazım. Çünkü gerçekten bulunduğun ortamda konuştuğun zaman orada ağırlığını hissettiriyor ama sessiz kaldığın zaman üçüncü, dördüncü kişi durumuna düşüyorsun. Sohbet evet, ortamında doğru. Dikkat etmen lazım. Bulunduğun ortamda hafif kilolu. Birinin esprisi, evet. Şakası çok güzel. Muhabbetiniz de güzel oluyor o kişiyle. Kim olduğunu evet, bilmiyorum. Evet burada ressam olsa abi. Resim çizdiririm. Biliyorsun resim çizdirdiğimi. Evet. Bu noktada o kişinin muhabbeti de güzel. Dost candan biri insan o. Hafif kilolu evet. Biri. Güldüğü zaman zaten şurada gamzesiyle beraber gözlerini şöyle ufarlıyor böyle güldüğü zaman. Evet evet bizim Tarsus arkadaşım evet. Selam söylersin bilmiyorum artık kim olduğunu. Evet sağ ol abi. Ona göre hareket edersin. Bir de bize soruyorlar. Mutlaka Murat Bey diyor yayına katılan sizler yani hep tanıdıkların katılıyor diyorlar. Evet. Öyle bir şey mi? Tanıyor muyum ben sizi? Yok abi yani şimdi tanımıyoruz ama artık tanımış gibi oldunuz. Teşekkür ederim. Şimdi benim internet sitesinde bazı bu görüntülerden bazı 5-10 dakikalık görüntüleri katıyorum böyle. İçinden evet. Seçiyor katıyorum öyle. İsteyen
siteye astroist.com'a girebilir veya karamurat.net adresine girebilir. Bu görüntülerin 10 dakikalarını izleyebilirler, görebilirler. Hep alıntılar, evet, içinde parça parça alıntılar. Komplensine kaçsa zaten sitede yer kalmaz, olmaz diye 10 dakikalık koyuyoruz. Ya diyor hep tanıdıkları, tanıdığım kimse yok diye. Şu an tanışıyoruz sizlerle. Evet. Bakın mesela Ramazan Bey var, Ramazan Erdal Bakkal Mersin'de. Evet, demin dinledim hep bakkalcı, evet. Evet, tanımam. Televizyonun yayınımıza katıldı. Muhabbetimiz, dostluğumuz çok güzel oldu. Tanımıyorum, evet, ama güzel insanlar. Buraya her katılan tanımıyor ama burada tanışıyoruz. Evet, evet. Tabii abi, ne güzel, güzel bir şey. Abicim dikkat etmen lazım. Kendine özgü. Renk, evet, olarak da özellikle iki ayrı rengin var senin. Evet. Biri turkuaz rengi, biri de beyaz. Sayfanın ana rengi. Bir de şu turkuaz rengi, farkındaysan. Evet. Bu iki ayrı renk. Dikkat etmen lazım. Bir de duygusal bir insansın, çok vicdanlı bir insansın. En ufak şeyde, evet, gözyaşı döküyorsun. Etkilenen, evet, bir insansın. Evet, evet abi. Çok üzüntüye tahammülü olan bir insan değilsin. Bir de sağlığını mümkün olduğu kadar iyi koruman gerekir. Kendine iyi bakman gerekiyor ama bunu biraz ihmal ettiğini de belirtebilirim. Çünkü gerek ağız sağlığını falan, ama yürüdüğün zaman da çok hızlı yürüyen bir insansın. Onu da belirtmek istiyorum. Evet, evet. Koşturarak doğru, yürüyen bir insansın. Onu da belirteyim. Biraz kendine gerçekten... Baktığın zaman gerçekten iyi bakıyorsun, boğazına düşkün olduğun için. Evet, o doğru abi. Rafta da diyorlar, boğazına çok düşkünsün diyorlar. Çok güzel yani, benim yemek kahvaltılarım meşhur oluyor. Kahvaltılarda neler var acaba sizin menülerinizde? Abi şimdi gidiyor tereyağı, bal, yumurta, kaşar peyniri, tulum peyniri. Bunun hepsini sabah yiyorsun değil mi? Bunun hepsini sabah yiyorsun. Yok, bunu 3-4 günde bir yiyorum abi yani. Benim güven lokantası var durağımızın karşısında. Aziz'in kahvaltısı dedim, bana hemen bunu getiriyorlar. Aziz'in kahvaltısı dediğin zaman. Şimdi, evet, senin arkadaşlarından biri gitti. Aziz'in kahvaltısını getir dediği zaman sana bunu mu getirecekler? Aynen bunu getiriyorlar abi. Ben yediğim için meşhur oldu orada. Öyle mi? Aziz'in kahvaltısı. Evet. Tereyağı var, bal var, yumurta var. Kaşar peyniri, tulum peyniri, zeytin, domates, salatalık. Sen bunu yediğin zaman öğlenle akşamı da bekliyor musun? Onlar da ayrıca Aziz'in kahvaltısında var mı? Ya sabah yedin zaman işte öğlen sonra 2'de 3'de ayrı sulu yemek yiyorum. Peki öğleden sonraki menünüz nedir acaba Aziz Bey? Abi öğleden sonra işte pilav üstü döner veya tavuk haşlama. Yemek yapmasını biliyor musunuz? Ya çok severim, evde hanım da diyor yemekleri ben yapıyorum evde, bazen evde olduğum zaman. O zaman gerek yok desene, yengeye bir şey kalmadı o zaman. Vallahi işte ehliyet alım değildi, 4 ay bir çalışmaydım. Evde bütün yemeği her gün ben yapıyordum. Evde o zaman yemekleri sen yaparsın, yenge hanım da sefere çıkar. Yenge de ne diyoruz? Hanımlar diyoruz, ben sefere gideyim sen yemeğe bak, çocuklara bak diyor. Evet, yenge hanım zamanımız olsaydı, yenge hanımın da bilgisini yayına katılmış olsaydı, onun bilgisini çapraza alırdık, düşüncelerini... Evet. Duygularını ortaya koyardık. Ama şu, evet, var. Kısmet inşallah, haftaya inşallah. İnşallah. Aziz Bey, yalnız Yılmaz soyadıyla beraber baktığım zaman evde ağırlığınızın ve gölgenizin bütünlüğünü çok güzel koruduğunuzu, çok güzel de değerlendirdiğini söyleyebilirim. Yalnız o kapının, evet, yan tarafında merdiven basamağının orada çok düşünüyor ve beklemede kalıyorsun, onu da söyleyeyim. Evet, onu inerken çok düşünüyorum, onu doğru söylüyorsun, evet, bazen. Genelde arabanın anahtarı veya bozuklukları da sol cep dahilinde çok katıyorsun. Onu da belirteyim ben size. Maşallah. Vallahi doğrusun. Diline sağlık. Allah razı olsun. Cümlemizden Allah razı olsun. Hepimizi Allah, yaratan bir Allah. Sağ ol, sağ ol. Hamdolsun. Allah razı olsun. Hamdolsun. Teşekkür ediyorum. Yayınımıza katıldınız. Teşekkür ederim. Sağ ol abicim. Sizlerle de tanıştık. Ayrıca Güney TV'de teşekkür ediyorum böyle programa hani katkıda bulunduğu için. Eksik olmayın. Her zaman. Allah sizden de razı olsun. İnşallah görüşürüz. Cuma günü i̇nşallah, buradayız. İnşallah. İşte Aziz Yılmaz. Meskop unutmazsın beni. İnşallah. Ben numaramı İnşallah. Telefondan alırsanız, televizyondan bir ara hatırlatırsanız ben uğrarım. Mersin'e bazen geliyorum. Yarın da uğrayacağım da zaman bulur muyum bilmiyorum. İnşallah. Ararsanız, ulaşırsanız hatırlarım. Çünkü birçok kişi arıyor sağ olsunlar. Ondan evet dolayı. Abicim, evet. Peki Aziz Bey, teşekkür ederim. Yayınımıza katıldınız. Allah razı olsun. Allah en sana razı olsun. Cümleten iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. En iyi akşamlar. Bol kazançlar, helal kazançlar diliyorum efendim. Amin, cümlemizin. Amin.